Allah'ım ne olur yüce Rabbim bana bir balık nasip et Allah'ım. Öfe öfe sesini duyuyor mu oldum dum dum ne oluyor ya? Dönü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 n. Allah bana balık gönderdi. Teşekkür ederim Allah'ım. Evet. Güzel bir paradiydi. Arkadaşlar bugün yeni balıklarımızı aldık. İki tane Japon ve bir tane koridor aspalığı aldım. Bu gerekliydi çünkü akvaryum pis arkadaşlar. Bir de şöyle bir bitki aldım. Plastik. Bunları yerleştireceğiz. İlk önce balıklarımızı bir akvaryuma yerleştirelim. Kendi suya da aşılanmış su. Yani poşetteki suyla buradaki su aynı seviyeye gelmesi için poşeti suyun içine koydum. Şimdi bu su dökeyim mi bilmiyorum çünkü dökeyim mi? He. Arkadaşlar balıklarımızı ekleyelim o zaman. Ben hemen bir makası alıp geleyim de şuradaki suya aynı seviyeye eşitlensin. Ben de geliyorum birazdan. Şimdi oradaki suyla buradaki suyu aynı seviyeye eşitlensin. O yüzden eşitlensin de. Bakın benim fıstık da uyuyor burada. Fıstığı uyandırdı şimdi. Arkadaşlar balıklarımızı açalım o zaman. Evet, şimdi şöyle duracak bir dakika. Aha. Aa, nasıl atayım? Allah. Arkadaşlar balıklarımızı ekledik. Ya ben eklerken çekemedim. Çünkü şöyle bir sıkıntı oldu. Kamera durdu arkadaşlar. Ben hatta bir saatte şey oldu. Belleğiniz doldu yazıyor. Bakın şurada arkadaşlar bir adet kolidoras balığımız var. Şöyle netleyebilirsek. Annem telefondan çekin. Görüntü biraz kötü olabilir ama. Bakın kolidoras balığı. Arkadaşlar bu kolidoraslardan çıkıyor bu balık. Yüzeylerde ve altlarda dolanacağını diyor. Yüzeylerde falan dolanıyor. Bu yüzey balığı değildir fazla. Bak bizim Japon'da hemen yeme çelme taktiği bu. Şey ben turuncu için attım arkadaşlar yemeğe. Turuncu yemek yeme. Büyük ihtimal doyurmuşlar onu hayvanı orada. Bilmiyorum tabii yakalda hayvanlara yemek veriyorlar mı? Onu da bilmiyorum tabii. Bu taşları hem attım zaten bunların üzerine yosun da oluşmuştur. Büyük ihtimal bizim koridoras yer arkadaşlar. Koridoras yine kayboldu. Ha ya abi kayalarla aynı ya. Yemin ediyorum hayvan belli olmuyor. Bak şurada arkadaşlar. Da bir şey yapalım mı? Bir şu filenin ucuyla bir ona da dokundurtturalım bak şimdi. Bakın. Hareket et lan bir. Bak gördünüz mü? Koldiroz o arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl gitti? Bak oraya gitti görüyorum. Ya hayvan taşlardan belli olmuyor. Demek ki Allah bunu doğada öyle yaratmış. Yani böyle görünmesin diye. Şu an nereye gitti bilmiyorum. Aha şu an dolaşıyor. Bakın. Taşlarla bu leopar olması lazım. Leopar büyük ihtimal bu çöpçü. Koldiraz. Bu arada arkadaşlar bu balığı çöpçü diyenler var. O yanlış bir kelime. Aslında bu balığın cinsi Koldiraz arkadaşlar. Koldiraz cinsi balık. Bir de bir iki tane de Japon aldım. Bayağı da Japon. Arkadaşlar o videoyu izleyin. Şurada kartlara koyacağım bu sefer. Gerçekten. Bakın bakın gördünüz mü Koldiraz'ı? Geldi böyle çelme taktı suya. Çok güzel balık lan. Çok seviyorum bu kolidrasları. İşte bak arkadaşlar adam bunu Tetra'nın yanından verdi. Japon'un yanından değil ama gene de arkadaşlar bu kolidraslar o kadar barışçıl bir balık ki bütün balık türleriyle yaşıyorlar yani. Ama şeyle yaşamıyorlar. Pirana, bu Challenger, bir de bu çiletlerle yaşamıyorlar. O balıklarla yaşattığınız takdirinde zarar verebilir balıklarınıza. O yüzden Şahmin. Böyle Japon akvaryumlarında bu akvaryum bu arada değil bu geçici bir süre bunların kalabileceği bir plastik kap 25'inde akvaryum alacağım. İki tane alacağım Koliduras'tan. Karma böyle güzel akvaryumlarda mesela ne akvaryumu diyelim ben size. Bakın balığım şurada hemen onu netleyeyim hemen anlatayım. Bu balıklar arkadaşlar şeyde bakabilirsiniz. Canlı doğuran grupları içinde. Japon grupları